Adana'dayız. Buranın bu sefer İstanbul'dan güneye seyahati. Kısmetse 3-4 gün sonra Marmaris'e gideceğiz. Kaan, teknenin yeni kaptanı bizden rica etti. Güneye indirmek için böyle aynı ekibe bir de Kaan eklenmiş oldu şimdi. Bakalım yolumuz açık olsun. Keyifliyiz şu anda. Fenerbahçe limandan ayrıldık. Tam Moda'ya selam verip. Evet, Moda iskelesine bir selam verip ayrılıyoruz. Müthiş bir ekibimiz var şu an. Yani ben aslında tekne değil, ekip aldım. Ama arkadaşlar geri dönecekmiş. Bilmiyorum, belki onları orada bağlayabilirim bir şekilde. Moda'dan ayrılıyoruz. Her şey yolunda giderse 3-4 gün sonra Marmaris'teyiz. Dün İstanbul'dan yola çıktık, öğlen gibi yola çıktık. İlk başta hava yoktu. Akşam saat herhalde 7'den sonra 8'e doğru hava başladı ve çok sertledi. Gece çok dalga yaptı. Tekne arkadan bayağı bir dalga almaya başladı. Sert bir seyirle ama çok hızlı bir seyirle Boğaz'a girdik. Boğaz'a girdiğimizde gün ağırdı, Gelibolu'yu gördük. Ondan sonra şimdi de Boğaz'dan çıkıyoruz. Çanakkale'yi tamamladık. Evet kaptanım. Nasıl gidiyor sence? 13.15'te çıktık İstanbul'dan. 13.15 gayet güzel. Nasıl tekneyi yani beğendin mi? Akşam ben hoca dedim bindirdi. Eyvah dedim. Kareye oturduk. Öyle bir bam diye bir ses oldu. Uçtuk indik falan. Ama güvenli sağlam insanlar olduğu için hiç endişelenmedim. Korkmadım. Sürekli yani. Pupa seriyle gittiğimiz için bir iki defa kontrolsüz kavança yedik. Ama olabiliyor böyle şeyler tabii. Gece vakti hani yaklaşık 10 mil hızla gitmek de çok ayrı bir zevk. Dalgaların üstünde epey bir surf yaptık. Trafik çok yoğundu gece. Gece 3'ten sonra Boğaz'ın çıkışına denk geldik. Bayağı gemi trafiği vardı. Aralarından geçmek bazen zor olabiliyor. Bazı gemilerin ışıkları çok yetersiz olabiliyor, çok son anda fark edilebiliyor. Dikkatli olmak lazım. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı yoğun boğazlardan bir tanesi. Şimdi hedefimiz Bozcaada. Bozcaada'da ikmal yapacağız. Ondan sonra Midilli üzerinden aşağı doğru inmeye başlayacağız. Denizcilik literatürüne göre Çanakkale Boğazı'ndan indik aşağıya. Geçmedik. Evet, doğru. Tam çıkışındayız orada. Bizim için özel anıları olan Türk abidesi var. Çıkıştayız. Bugün herhalde gece olmadan Midilli'ye varamayacağız. Ama belki bir ara Bozcaada'da dururuz. Abideden de bahsedelim. Burada rölyeflerin müellifi duruyor. Biraz bahset istersen. 99 yılında 9 ay boyunca bunun dibinde yatıp kalkmışlığım var. Granit yüzeylerde rölyefler yapmıştım. Onun için benim hayatımda özel bir yeri vardır. İşin asıl sahibi Profesör Ferit Özşen'dir. Ama onun adına işin çoğunu bir CNC ile birlikte yapmıştım. Güzel bir anısı var şimdi dönüp dolaşıp buraya baktığımda. Hayatımda ne kadar kritik bir yeri olduğunu tekrar tekrar görüyorum. Beni çok mutlu eden bir anıttır. Dün akşam tabii hava sert olunca masayı açamadık, yer sofrası yaptık. Evet, çok yer güzeldi. Sofrası, muhabbet, herkes... Mezeler, bir litre rakının yarısını içmişiz. Şöyle söyleyeyim, ay doğumunu denizden izledik. Kıpkırmızı dolunayın doğumunda Kaan iki tane ay görüyordu ya, o kadar iyiydi. Abi bana ay doğuyor diyor, ben diyorum ki aylar doğuyor abi, iki tane var diyorum. Yok diyor, bir tane sen çift görüyorsun. Bakalım daha neler gördüm.
Şu anda burada 17-18 knot civarında bir rüzgar var ama dalga zaman zaman 3 metreye kadar kabarıyor. Sancakkı çok uzaktan alıyoruz yine. O bizi çok aykırılatıyor. Az önce problem olabilecek bir kavança attık istemeden. Bazen olabiliyor ama şu anda büyük bir sorunumuz yok. İkinci günün sonuna doğru yola devam ediyoruz. Bu akşam Eresos'a varmak derdindeyiz. Midilli Eresos. Biraz rüzgar altı bir alan. Rahat konaklayabileceğimizi planlıyoruz. Günaydın. Üçüncü gündeyiz. Midilli'ye varmıştık hiç durmadan, hiç oyalanmadan. Yaklaşık 34 saat gibi bir sürede İstanbul Midilli yaptık. Eresos kasabasında durduk. Kasabanın bulunduğu yer tam rüzgar altı. Çok güzel bir kumluk alan var. Orada bir çapa attık. Burada geceyi sakin geçirdik. Burası ahtapotuyla ünlü. Özellikle şarapta çok güzel ahtapot yapıyorlar. Çok da misafirperver bir köy. Dün gece ahtapot yemeye çıktık karaya. Çok keyifli bir gece geçirdik. Sağ olsunlar geldiler, sohbet ettiler bizimle. Sabahta güzel, çok sakin bir uyku geçirdikten sonra sabah erken kalktık, yola devam ediyoruz. Todori bize çok güzel anlar yaşattı değil mi? Yani sahibi, evet. Restoranın sahibi. Ege Restoran ismi. Hemen plaja geldiğiniz zaman ortanın sağında oluyor. Yanında mavi küçük iki pencereli, hani böyle pembe pencereli house'lar, evler diye insanlar hayaller kurar ya, onun mavi pencerelisi. Burada çok şeker bir ev. Onun hemen yanındaki restoran. Fiyatları çok uygun. Bize hediye verdi. Çok cana yakın bir insan. Bize sarıldı. Bir daha gelin yolladı bizi. Gece telefonumuzu kaybettik. Uğur'un telefonunu kaybettik. Bulana kadar aradık. Gece saat 1 gibi aradı gitti plajda. Bulamadı. Sonra ben telefonu çantamda buldum. Allah'tan bir şey olmadı. Çok güzel bir gece geçirdik. Kısa sürdü ama mutluyuz. Yani kendi adıma söylüyorum. Tuvaletim üstü kanda. Yerken suçluluk duygusu çok ağır, çok. Harika, acılı, sucuklu. Yani son yıllarda yediğim en güzel sucuklu yumurta yiyorum. Uğur hocam, eline sağlık. Harika bomba.
Dili'den çıktıktan sonra bayağı dalga yedik. Hava sertti. Açık denizden gittik. Sonra herhalde yarım gün şey yaptıktan sonra, sert dalgadan sonra biraz yumuşadı yakıt ikmali için. Çeşme Marina'ya girdik. Orada girmişken hem işlerimizi yaptık, hem tamiratlar gerekiyordu, onun için alışveriş yaptık. Duş aldık. Duş aldık. Tuvalete gittik. 48 saat sonra duş aldım. Teknede tabii ki şey var. Her türlü tuvalet, duş imkanı var ama orada böyle rahat rahat marinanın şeyleri de güzel, Çeşme Marina'nın tuvaletleri, duşları. Ya bir de burada çok dalgaya girdik ya. O yüzden evet, dalgada sürekli gittiğimiz için denizde duş almak kolay olmuyor tekne giderken bu dalgada. Ondan sonra Çeşme'den çıktıktan sonra gece yolu aldık. Nöbetleşe Bülent'le beraber dümen tuttuk. Ve şimdi aslında Bodrum hizasında Kos'a doğru yaklaşıyoruz. Kos'a doğru geliyoruz. 20 milimiz kaldı. Bodrum hizasındayız. Biz şimdi şöyle bir taktik izledik. İstanbul'dan çıktığımızda öğlen çıkmıştık. Tüm geceyi uyumadan geçirip sabaha Midilli'ye varmıştık. Yaklaşık 34 saatlik bir seyir sonunda Midilli'deydik. Dolayısıyla 3. günün sabahı Midilli'de uyanarak yola devam ettiğimizde şimdi tekrar geceyi uyumadan geçiriyoruz. Dolayısıyla iki gece arka arkaya uyumamak zor oluyor. Bir gece uyumadan, bir gece uyuyarak, bir gece uyumadan, bir gece uyuyarak şeklinde sistemi böyle kurduk. Samos'tan sonra Türkiye'ye yakın kıyılardan giderseniz Bodrum'a doğru Dodekanonsos adalarının içinden gitmeniz lazım. Biz o 12 adalar, onun dışından gitmeyi tercih ettik. Bu Kalimnosları falan dışından gidiyoruz. Şimdi kursun da etrafından döneceğiz. Tabii dış denizin rüzgarı daha iyi olduğu için bu tarafı tercih ettik. Hep kuzeyli bir rüzgar. Doğrudan İğnecik'ten alıyoruz. İğnecik'ten alınca da bir düzenek kurmak gerekiyor. Normalde gördüğünüz gibi sert aykırılatma oluyor. 15 knot'ların üzerindeki darbelerde bu aykırılamalara karşı bir önlem almamız gerekiyor. Ana yelkenin kabança yapmaması için, öndeki Cenova'nın da sürekli kabançaya geçmemesi için yelkenleri sabitliyoruz. Ana yelkene bir tane yandan bir ip veriyoruz, yandaki koç boynuzundan. Cenova'ya da normal bomba gönderini takarak onu da bir ana yelken gibi sabitliyoruz. Dolayısıyla ayı bacağını stabil hale getiriyoruz. Yaklaşık 8-10 saatlik bir seyir öngörüyoruz. Dolayısıyla rüzgar rejimi değişmediği sürece bu stabil seyir için kendimizi daha konforlu bir seyre hazırlamış oluyoruz. Bu gece de Kos'un altında küçük bir ada var. Misiros galiba adı. Orada konaklayıp ondan sonra Bozburun'a ulaşmayı düşünüyoruz yarın akşam. Bizi bir araya getirip bunu düşünelim.
Evet, dün Çeşme'den yola çıktık. Küçük tamiratlarımızı yaptık Çeşme'de, ikmal aldık. Nisiros Adası'na ulaştık. Kos'un hemen arkasında küçük bir ada. Çok keyifli. İki tane limanı var. Biz küçük limana yanaştık. Çapamızı atıp baştan kara olduk. Çok misafirperverler, yardımcı oluyorlar. Araç kiraladık. Merkeze gittik. Merkezde güzel zaman geçirdik. Sonra gezmeye başladık. Köyleri gezmeye başladık. Adanın mimarisi çok korunmuş ve özgün bir mimari. Akşam, bir önceki akşam. Evet. Yani dördüncü günün üçüncü güne bağlandığı akşamdan bahsediyorum. Çeşme'den akşam saat 8 gibi çıktık. Buraya 20 saatte geldik. Bir tam geceyi geçirdik yolda. Ve gündüzün yaklaşık akşamüstü gibi bir saatlerinde ulaştık. Sancaklı çomuzluktan aldık büyük dalgaları. Güzel bir kupa seyri vardı. Yine kendi balon gönderimizle bloğumuzu sabitledik. O sabit gidiş çok lüks. Gerçekten stabil olarak o yoldaki konfor hiç değişmeden saatlerce aynı pozisyonda gidebiliyorsunuz. Adaya geldikten sonra Kaan'ın önerisiyle bir araç kiraladık. Yukarıda bir krater olduğunu söylediler. Bol sülfür gazlı kraterlerden biri. Galiba Yunanistan'ın tek örneği, dünyada da büyüklük olarak oldukça büyük kraterler içine giriyormuş. Volkanik bir ada tabii Nisiros. Yuvarlak da zaten biçiminden dolayı. O yuvarlak biçimin kenarında Nikea diye bir kasaba var. Yani kalderanın kenarında kuruyor. Yüksek köy bir aslında. Yer. Evet, köy aslında. Çok küçük bir yer. Bir taraftan denizi görürken bir taraftan Doni'nin içini görüyor. Çok zevkli. Herkes öneririz. Daha karaya ayak basmaz. İlk gördüğüm canlının yanına giderek ona bu adada nasıl vakit geçireceğimizi, nerede yemek geçireceğimizi, ne yapacağımızı sordum. Sağ olsun çok şekerli insanlar. Bize bir tane araba kiraladılar. Aynı zamanda orada motosiklet, bisiklet kiralıyorlar. Bize adada yapmamız gereken ve yapmamız gereken her şeyi anlattılar. Araca bindik. Aracın ruhsatı yoktu. Ruhsatı nerede dedim. Gerek yok. Herkes tanıyor bizi zaten. Öylece gittik. Ondan sonra çok güzel bir yemek yedik. Bize süper bir lokal bir restoran söyledi. Önerdi. Çok güzel. Fiyatlar çok uygun. Lezzetli yemekler. Çok güzel kılıç balığı. Çocuk tutmuş fotoğrafını çekmiş. Güzel güzel. Abi bunun neresini keseyim size dedi. Ben dedim şöyle kuyruk tarafından değil de ortadan bir yer alalım. Onu yedik. Akrobatlar harika. Dün aç kalmıştık. Yolda yemek yiyemedik. Çok derin dalgalar olduğu için hani mide bulantısı olur diye. O yüzden bayağı aç kalmıştık. O yüzden masayı döşedik yani. Şiddetle öneririm, böyle sandviç gibi bir şeye yola çıkmadan önce hazırlarsınız böyle uzun yolda. Çünkü beslenme problem oluyor. Bu kadar sallantılı durumda mutfağı kullanmak da büyük sorun. Sabah da fırınımızı bulduk. Kalimarilerimizi söyledik. Ablaya sorduk. Nerede patisserimiz? 800-800 diyor. Bir tek onu öğretmişler ona. 800-800 İngilizce. Bu tarafa böyle 800-800 gittik. Köyün sonunda çok güzel bir şeyi bulduk. Pastane. Pastaneyi bulduk. Ekmek alacağız. Bir sürü ekmek çeşitleri var. Kadına soruyoruz. Hangi ekmeği yiyorsunuz? Lokal bizde onu yiyelim dedik. Bizde de ekmek yiyemiyoruz. Rejim yapıyoruz. Baban dedim, o da rejim yapıyor. Dedem dedim, biz hepimiz rejim yapıyoruz dedi. Bir fırıncı ailesi ekmek evet, yemiyor. Ekmek yemiyor yani. Fırıncının kızını gördük yani, rejimdeydi. Mesela adanın şekli, bütün o volkan buradan önden çıkıyor. Şu an arkada belki görüyorsunuzdur. Evet, şuradan çıkıyor zaten, katmanlar orada. Bıraktık, şimdi önümüzde aslında Simi var. Onun hemen sonrasında da Bozburun'a giriş yapacağız. Thank you.
gibi Türk bayrağımız vardı. Maalesef elimizden düşürdük. Yolda 25 knot. Rüzgar biraz zorlasa da yeni bir Türk bayrağı yapmak için uğraştık. Dosyada ne bulduysak. Azıcık oransız oldu belki ama olsun, kendi karasularımıza, kendi bayrağımıza girmek onurdur. Poseidon'a da biraz dök. Evet. Emanet ediyoruz. Buradan bunu al abi sen. Bunu da 6 ayda bir şampanya gör. Okay. Hadi bakalım. Yeni yuvana hoş geldin Una. Kızımızı teslim ediyoruz sana. Hadi. Hayırlısı olsun. Bir güzel günleriniz olsun inşallah. Hepinize teşekkür ederim. Çok, çok güzel bir yolculuk çok oldu. Çok keyifliydi gerçekten. Kaan abiyi tanımaktan çok keyif aldık gerçekten. Ben de sizleri. Çok uzun süredir, yıllardır arkadaşız ama yeniden tanıştık. Ondan sonra bitti. Şey hadi şuraya girelim mi? Girelim. Şuraya yapalım mı? Yapalım. Şuraya yiyelim mi? Yiyelim. Maceralı bir yolculuk oldu. En sonunda da yani bütün Yunan adalarını gezdik.